Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi Tabor Titans'ın 5. maçı ve 6. maçındayız. Hem sol kol hem sağ kol maçı açacaklar. İkisi de çok başarılı sporcular. Zaten Erkan abi tanıyorsunuz. Muhammed abinin de salonuna gitmiştik. Ankara'da çok tanınan bir antrenörümüz ve dünya şampiyonu bir sporcumuz. Dünya ikincisi Erkan Davar geliyor. Dünya şampiyonu olan Muhammed Ali Bayramdır. Şimdi sağ kolda Erkan Damar, Muhammed Ali Bayraklı atacaklar. Şimdi sağ kol müsabakasıyla devam ediyoruz. Bence günün en heyecanlı maçlarından bir tanesi bu. Şimdi Muhammed abi sağda Erkan abiyle atarken eğer ciddi bir çekişme varsa Muhammed abinin sağı çok çok iyidir bence. Çünkü Erkan abi sağ güçlü gerçekten. Muhammed abinin baskın şekilde solu güçlü. Ali orada hararetli şekilde birilerine kızıyor. Şu ilk maç çok önemli gidişat için. Muhammed abi en son dünya şampiyonu. Güzel bir maç olacak gibi. Aynı şekilde yine ortada kaldılar. Muhammed abi hiç beklenmedik bir şekilde maçı alıyor. Beklenmedik bir şekilde ya da faul verdiler. Faul verdiler. Bir tane Muhammed Ali Bayraklı faul aldı. Şimdi biraz düzelsin başlatacak hakem. Muhammed abi önbeyini düşürdüğü için Erkan abinin elinde kalan kısım kolu oluyor. O kola aldığı baskıyla beraber üstte kalıyor Muhammed abi. Kol boyu da biraz uzun, ona geldi de büyük. Biraz böyle masayı düzeltmeye çalışıyor. Erkan abi kötü pozisyonda kaldı şu anda. Çok kötü kaldı ama gitgide Muhammed abi dolanmaya başladı. Çok yakın güçteler. Erkan abi biraz onun tarafında olması dezavantajı. Evet. Maçı aldı. Dirsek çıktığı için bir faul daha aldı Muhammed abi. İkinci faulle maç Erkan Damar'a geçti. Erkan abi. Durum 1-0, Erkan abi önde gözüküyor. Ama her maçta Muhammed abi daha avantajlı kalıyor. Yani Erkan abi sadece dolanırken kendini almıyor. Kontrol ederek almıyor. Sadece elini yaslıyor. O yaslaması da biraz kötü pozisyonda kalmasına, devasız kalmasına sebep oluyor. O da çok iyi bir şeydi yani. Gerdirip biraz daha böyle yukarıdan çevirip elini yaslasa çok daha avantajlı olabilir. Daha yukarılardan kalması gerekiyor. Hakem tuşuna devam ediyor. Hakem tuşu verdi. 1-0 hakem tuşuyla devam ediliyor. Ben bıraktıktan sonra kıpırdamıyorsun. Eller açık bekle. Omuz kıpırdamıyorsun. Dirsek kıpırdamıyorsun. Dirsek kıpırdamıyorsun. Omuz içi kıpırdamıyorsun. Sen de alttan. Önce seni kapatıyorum. Elini kapatıyor. Muhammed abi de sıra. Onu kapatıyor. Muhammed abi aşağıdan. Şu an Erkan abi biraz daha iyi gibi oldu. İyi gibi yakaladı. Dirsekleri görmemiz lazım ki haksızlık olmasın. Dirsekleri iyi alıyor. İtiraf et. Şu an çok dirseklere odaklandım sıkıntı olmasın diye. Ele düştü valla maç. Dirsek çıkmış olabilir. Çünkü çok yere gitti.
Buradan Muhammed abinin sağlığının da gerçekten iyi olduğunu anlıyoruz. Ben maçı Erkan abinin daha hızlı, rahat bir şekilde yeneceğini zannettim ama hep avantaj aslında Muhammed abideydi. Bilek büyüttün, al. Onu çok açık hocam, kapatmayacağım. Bir faal verdi, oynadı işte Erkan abi. Muhammed abi yaptığını çok iyi yapıyor. Elinde beraber ezerek yaptığı için. Abi ittiriyor bak. İttiriyor. Şu Erkan bakayım. Maçı alıyor. Maçlar Petlas sponsorluğunda gerçekleşiyor. Durum 1-1 arkadaşlar. Çok enteresan bir şey denedi ve bırakmıyor. Bakalım ne olacak. Bağ kaçacak belli. Bir faul aldırdı. Hiç beklemez şekilde çekti. Erkan abi nereye kaçıyorsun dedi. Erkan abi çok hiç beklemez şekilde yine. Kimi kalktı Erkan abinin. Birebir faul oldu. Can Bağ maç verdi. Çok zor bir maç. Kolay kolay çok erken bu maçı yönetemez bence. Ben olsam burada kaçmıştım o kesin. Bizim eski dönemlerde Erkan abiyle maç atarken bir 15 senenin üstünde hakemler böyle bizim gençlerden olurdu, kaçarlardı. Zor getirdik masaya. Durum 1-1. Hakem kendini aşağı atıyor. Ben hemen kenara çekileceğim. Ki dirsekleri rahat yakalayabileyim. Erkan abi. Muhammed abinin eli düşmüyor. Düşmediği için de her zaman Erkan abinin rotasyonu biraz dönmeye başlıyor. Bu sefer işte Muhammed abi omuz baskısını bırakmazsa devam edebilir ama bırakırsa evet. Durum 2-1 oldu. Dirsek faali aldığı için 2 faalle maçı Muhammed Ali Bayraklı kazandı. Durum 2-1, bu son maç olabilir de iki maç daha yapabilirler. Muhammed abi alırsa her maçı. Maç bitiyor 3-1. Eğer Erkan abi alırsa 2-2. Sonra kim alırsa durum 3-2 olarak belirlenecek. Çok güzel geçti. Son maçımız. Bundan önce bir 5 maç daha var arkadaşlar. İzlemeyenler varsa izleyebilir. Diğeri Erkan Damar'dan Muhammed abinin sol kol maçı. Çok iyi yakaladı Erkan abi. Biraz daha geri alabilir sırtıyla beraber maç değişebilir. Ama şöyle bir fark var arkadaşlar. Dirseğe çıktı ama şöyle bir fark var. Muhammed abi maç yaparken böyle hep konuştuğumuz şey var aslında. El baskısıyla kontrol ederek gitmek.
sadece yanında değil, elini çok güzel kullanarak maç yapıyor. Bu çok kolay oluşan bir şey değil, çok büyük bir yetenek bence. Maç hakem tuşuyla devam ediyor. Hiçbirinin kıpırdamaması gerekiyor. Muhammed abinin bir faali var. Eğer kıpırdarsa maç Erkan abiye geçip 2-2 olacak. Kıpırdamazsa ve maçı alırsa maç burada bitiyor 3-1 şeklinde. Hakem Engin Erdoğan, yan hakem Ali Osman abi. Başladı. Bu sefer Aslı çok iyi yerde yakalıyor ama Muhammed abi alta güzel giriyor. Erkan abi sürekli kendini açıyor şu anda aslında. Ufak açıyor. Şu an ritme göre Erkan abi daha çok uzakta kaldı. Yani oradan taşıması çok kolay değil. Yavaşça dönecek. Durum 3-1. Maçı. Aslında bunun rövanşı. Bunun rövanşı gelir muhtemelen. Güzel maçtı. Vay vallahi. Çok güzel çekişmeli maçlardı. Sizinle tebrik ediyorum.